Evet arkadaşlar, taratorumuzun son hali bu şekilde oluyor. Şöyle yakından göstermek istedim size. Kalamarın yanına yediğimiz sos, tarator, cevizli, ekmekli, harika bir lezzet. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ayşe'nin Marifetleri'yle YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Balıkların yanına yendiği, özellikle kalamarın yanına yendiği tarator sos yapacağız arkadaşlar. Kalamar sosu. Şimdi bunun için olmazsa olmazımız bizim. Hani sizlere de göstermek istedim. Kalamar böyle bandırıp sosa yemesi çok zevkli oluyor ve keyifli oluyor arkadaşlar. Şöyle bir bardak ekmek içi veya etimek de alabilirsiniz, yani hazır dilim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Her zaman evde sonuçta ekmek oluyor. Şunu güzelce ufak ufak şöyle dilimleyelim. Şöyle güzelce dilimleyelim. Ufalayalım. Dilimlediğimiz iki tane ekmeğin içini güzelce ufalıyoruz arkadaşlar. Bunu hepsini robota da atıp yapabilirsiniz. Ben az yaptığım için böyle hemen hızlı hızlı size göstermek için yapıyorum. Normalde hemen robota atıyorsun hepsini. Şöyle iki çeviriyor. Tamam. Ama birlikte yapalım istedim bugün. Şöyle güzelce. Balıkların yanına kalamar, kalamarın yanına tarator sos. Hepsi birbiriyle lezzet zinciri oluyor artık. Olmazsa olmaz hale geliyor. Bir de biliyorsanız hani yapmayı insan istiyor açıkçası, olsun. Şöyle arkadaşlar, şimdi ben ıslanması için biraz yoğurt koyalım. Şöyle önce 2 kaşık koyacağım. Çünkü ne kadar alır? Şu dolu dolu oldu. Hani ne kadar alır tam az yaptığım için hani ayarlayacağım onu sizle birlikte. Şöyle 1 tatlı kaşığı da mayonez koyuyoruz. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım. Yeterli. Burada arkadaşlar sarımsak doydum ben. Şöyle küçüktü, 2 tane yaptım. Ama büyük iri olursa 1 tane de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsini robottan çekersiniz normalde. Çok rahat oluyor. Şöyle yapalım. 1 bardak cevizim var arkadaşlar, döğülmüş. Ben seviyorum, çok seviyorum cevizin fazla olmasını. Şöyle birazcık. Tuz atmıyorum çünkü tuz sarımsak döyerken vardı arkadaşlar. Şöyle çatalımızdan yardım alalım. Tarator tarifi çok. Kalamarın yanına yapan arkadaşlarımız çok fazla var. Ama böyle bol cevizli, mayonezli ben yapıyorum. Püf noktaları var arkadaşlar. Çok güzel. Zeytinyağı çok yakışıyor. Hani sadece mayonez 1 yemek kaşığı değil de ben onu 1 tatlı kaşığı mayonez koyuyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyarak daha da lezzetli hale getiriyorum. Hem daha sağlıklı oluyor. Mayonez çok biliyorsunuz kilo sıkıntı yapıyor. Şöyle ben cevizleri biraz iri iri yaptım. Çünkü o şekilde daha lezzetli oluyor. Ağza gelmesi hoşumuza gidiyor bizim. Ama tabi isterseniz daha hani döyerek daha küçük hale getirerek yapabilirsiniz. Birazcık yoğurt istiyor. Çünkü içinde ekmek olduğu için çekiyor. Bir de arkadaşlar bunun özelliği şöyle. Şöyle bir tane koyalım. Devam edelim konuşmaya. Bunun özelliği arkadaşlar, mesela biz şimdi akşama kalamar yiyeceğiz inşallah. Bunu önceden yapıyorum. Şöyle 1 saat, 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Böyle eze eze karıştırıyoruz bu arada. 1 saat dinlenmiş veya 2 saat dinlenmiş tarator sosumuzu, kalamar sosumuzu, tadı bambaşka oluyor. Bunu yapın, deneyin. Farkını göreceksiniz. Bu arada 4 kaşık koymuş oldum arkadaşlar. 4. kaşığı da şöyle güzelce dağıtır. Şöyle güzelce karıştıralım. Üzerine
İsterseniz pul biber, karabiber ekebilirsiniz. Ben birazcık içine karabiber koymak istiyorum. Üzerine de pul biber koymak istiyorum. Şöyle çok az yakışıyor. Yarım çay kaşığı kadar oldu arkadaşlar. İyice bir tur, iki tur böyle rahat rahat karıştıralım ki karabiber sosu iyice yesin, karışsın. Bakın ekmekler zaman geçtikçe arkadaşlar çekiyor malzemeyi. Daha da böyle lezzetleniyor. Cevizin yağı, aroması, sarımsak hepsi birbirine karışıyor. Şöyle çok güzel oluyor. Bu kıvam yeterli. Hatta biraz daha yoğurt istiyor gibi. Yarım kaşık daha getireyim ben yoğurt. Şöyle bir tane dolu koydum arkadaşlar. Çünkü şimdi çekecek yoğurdumuz. Kuru olmasın. Kuru güzel olmuyor arkadaşlar. Yani şöyle şimdi böyle bu hali güzel. Çünkü bir saat sonra iyice çekmiş oluyor. O hiç hoş olmuyor. O yüzden biraz yoğurdumu fazla koydum şu anda. Şimdi hemen güzelce kabımızı koyalım. Servis katabağımıza. Şöyle çıkaralım çatalımızı içinden. Şöyle kenara alalım artık. Şöyle tabağımıza servis yapalım. Ağzını kapatacağız arkadaşlar. Jelatin naylonla dolabımızda beklesin. Bu sosların bu şekilde olması benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yapıyorsun. 2 gün yiyebiliyorsun, 3 gün yiyebiliyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Hazır. Hemen masaya getirmiş oluyorsun. Şöyle alalım iyice kalmasın. Şöyle kenara koyalım. Hemen silelim. Ben biraz pul biber istiyorum koymak. Tamamen damak tadınıza bakıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ceviz içinde olduğu için dışına da koymak istiyorum. Çok yakışıyor. Şöyle güzelce. Tamamdır. Şöyle yapalım mı? Yapalım. Tamamdır. Hemen birazcık ceviz atalım. Özellikle iri çektim arkadaşlar. Üzerine koymak için. Dediğim gibi biz böyle dişe gelen cevizi seviyoruz. Takipçilerim bilir. Keke her şeyi böyle biraz iri kıyım koyuyorum ben. Şöyle çok az da pul biber koyalım. Hem yemesi lezzetli oluyor içinde. Hem de şöyle biraz görünüşte çok önemli. Hem göze hem mideye hitap eden bir sos yaptık arkadaşlar. Kalamar sosumuz tamamdır. Şöyle hemen size göstereyim. Şöyle yakından artık bezimizi alalım. Nasıl? Harika oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bütün tariflerim sayfanıza gelir. Birlikte yaptık. Gördünüz bu kadar lezzetli, harika bir tarator kalamar sosu. Mümkün değil. Başka yerde göremezsiniz. Arkadaşlar bunu şimdi ben jelatinle saracağım. Dolaba koyacağım dediğim gibi. 1 saat, 2 saat kalabilir. İstediğiniz zaman alıp yiyeceksiniz artık. Beğendiyseniz dediğim gibi beğeni tuşuna basın. Abone olun. Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalında tarifimizi bitirdik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.